Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah bugün Nahvul Vadı eserimizde Ehvelu il fiil Muzari fiil muzari'nin mebnilik halleri konusunu işleyeceğiz. Kitabımız bize daha önceki iki dersimizde öncelikle fiil-i mazinin mebnilik hallerini sonrasında da emir fiilin mebnilik hallerini bir önceki dersimizde sunmuştu. Bugün de inşallah fiil muzari'nin mebnilik hallerini sunarak aslında bir nevi fiillerdeki mebniliği bitirmiş olacağız. Ki bu üç konuda birbirinden önemli bizim için. Hepsi kendi ismimizin, soy ismimizin bilinmesi gibi ekmek su kadar önemli, hava kadar önemli. Dolayısıyla bu üç konu şüphesiz Arapçada en iyi bildiğimiz on konu arasında olmak zorunda. İlerleyen Arapça hayatımız için bu son derece önemli bir şart. O yüzden bunu gözdağı etmeyelim, bunu göz ardı etmeyelim. Dolayısıyla hem bu dersi hem bundan önceki iki dersi mutlaka defalarca izleyelim. Yani ezberden anlatabilecek kadar sağlam olması önemli. Bu üç dersimizin bu uyarıyı dikkat edelim. Şimdi konumuzun kaide bölümüne şöyle bir geldiğimizde 36. kaidedeyiz bu akşam. Ve kaide defterimizin olduğuna her dersten sonra bu kaideleri yazdığımıza da inanıyorum. Eğer hala başlamadıysak mutlaka bir an önce buna da başlayalım. Yubna el fi'lül mudari fiil muzari mebni olur. Alel fethi fetha üzere mebni olur. İn ittasalet bihi nunu tevkidi. Şayet fiil-i muzariye tekit nunu bitişirse fiil muzari fetha üzere mebni olur. Ve yubna ale sukuni ve sukun üzere mebni olur. İn ittasalet bihi nunun nisveti. Eğer nunun nisve bitişirse fiili muzari sükun üzere mebni olur. Eğer fetha eğer tevkit nunu bitişirse fiili muzarimiz ne olacak? Fetha üzere mebni olacak. Bu bizim bilmediğimiz bir konu değil. Çünkü bu söylediğimiz bilgiler ne içinde geçerli? Özellikle nunun isve bitiştiğinde bir fiilin sükun üzere mebni olması mazi fiilde de vardı. Emir fiilde de vardı. Bugün fiili muzaride de olduğunu görüyoruz. Ve yine tekit nunu bitiştiğinde Feta üzere mebni olmak geçenki dersimiz olan emir fiilde de vardı. Bugünkü dersimizde de var. Dolayısıyla fiil-i muzari e, tekit nunu bitiştiğinde feta üzere mebni olacak. Nunun isve bitiştiğinde sükun üzere mebni olacak. Ve yu'rabu fime ada zalike. Bunlar dışında ise yani ne zaman ki ne zaman ki fiil muzariye biz tekit nunu bitişmemiş halde ya da nunun isve bitişmemiş halde eğer bizim karşımıza çıkarsa fiil muzari o zaman ne olacak murap olacak. Yani ya merfu olacak ya mansup olacak ya meczum olacak. Ya da bugünkü haliyle karşımıza çıkarsa ya mebnun alel fet olacak ya da mebnun alel sükun olacak. Şimdi bu bilgilerin çerçevesinde aslında biz fiil muzari'nin irabını son derece kaliteli bir şekilde öğrenmiş bulunuyoruz bizim karşılaşabileceğimiz fiil muzari şu beş iraptan birini alması muhtemeldir. Ya merfudur, ya mansuptur, ya meczumdur, ya da mebnun alel fethi, ya da mebnun alel sükündür. fiil muzarinin bundan başka bir versiyonu bulunmamakta sayın hocalar. Dolayısıyla bu dersimiz bu açıdan da önemli. Yani fiil muzari ekseninde bizim yapamayacağımız bir irap kalmaması gerekiyor. Bugünkü dersimizden itibaren çünkü daha önceki derslerimizde nasıl merfu oluyor, nasıl mansup oluyor, nasıl meczum oluyor zaten bunları öğrenmiş idik. Bugün de mebniliğini öğrenerek fiili muzariyi irap yönünden aslında ne yapmış olacağız? Tamamlamış olacağız. Şimdi örneklerimize şöyle bir bakalım. Le estemi annen nasihate yani şüphesiz ki muhakkak ki nasihati ne yapacağım dinleyeceğim. Le estemi anne dinleyeceğim. Bu tabii ki malumunuz estemi'u fiili muzarisi tekit nunu ağır tekit nunundan dolayı feta üzere mebni oldu. Bu başında bir tane de tekit lamı bulunuyor. Yani bu fiil sağlı sollu önlü arkalı tekite maruz kalmış durumda. Son derece tekitli bir cümle. Le estemi annen nasihate. Le ghilmanu, çocuklar muhakkak ki gidecekler. Le giderler yani çocuklar. Burada da yine aynı şekilde Fiili muzarimiz ağır tekik nunundan dolayı ne yapılmış? Fetha üzere mebni olmuş durumda. Şimdi tekik nununun ağırı da gelse, hafifi de gelse bizim için fark etmez. Ağırı da hafifi de ne yapar? Fiili muzariyi fetha üzere mebni yapar. Zaten bu, bu akşamki konumuzda bu Arapçada. Üçüncü cümleye bakalım. Ela testarihan ya sa'idu. Ela testerihan ya sa'idu. Said biliyoruz ki bir bayan ismi. Said biliyoruz ki bir bayan ismi. Ey Said. Gerçi o Suat'tı özür diliyorum. Suat'tı bayan ismi. Said bir erkek ismi. Ey Said. Ela testerihan. Yani istirahat etsene. Ela testerihan. İstirahat etsene. Ben daha önceki derslerimizde mesela bu cümleyi istirahat etmiyor musun? Ela testerihan. Yani bu bir sora hemzesi bu da bir olumsuzluk lası olarak genelde ben bu cümleyi öyle değerlendiriyordum ama son yaptığımız sarf dersimizden itibaren bence burası böyle değil onun yerine bu elayı ne olarak almalıyız bir arz edatı bir arz edatı bir önceki sarf tersimiz gerçekten bizim için çok güzel idi arz edatı tahdit edatlarından mesela hela gibi ya da buradaki ela gibi bunları görmüştük hatta bu Ela'dan sonra gelen fiili Muzari'nin büyük bir çoğunlukla tekitli olarak kullanıldığını ama tekitsiz de kullanabileceğini öğrenmiştik bir önceki dersimizde. O yüzden o dersle kıyasladığımızda ben burayı bu şekilde artık tercüme etmek istiyorum. Ey Said istirahat etsene, istirahat etsen ya şeklinde. Burada bizi ilgilendiren bölüm Ela'dan ziyade, Ela'dan ziyade buradaki testerihan bölümü. Baktığımızda bu normalde testarih uydu testarihu idi ama hafif tekit nunundan dolayı hafif tekit nunundan dolayı ne oldu burası fetha üzere mebnili kazandı. Bir sonraki cümlemiz ela terhamen hevel miskine bu miskine bu fakire merhamet etsen ya merhamet etsene manasında ela terhamen yine aynı şekilde terhamu fiili muzarisi hafif tekit nunundan dolayı ne kazandı? terhamen şeklinde fetha üzere mebnili kazandı. Bu ilk dört örneğe dikkatli baktığımızda bunları incelediğimizde karşımıza çıkan fiil-i muzarilerin gerek hafif tekit nunu bitişmesinden dolayı gerekse de ağır tekit nunu bitişmesinden dolayı fetha üzere mebni olduklarını gözlemledik. Şimdi diğer dört misale bakalım. Et talibatu -tali kız öğrenciler yestemi'ne nasihate nasihati ne yapıyorlar? Dinliyorlar. Kız öğrenciler nasihati dinliyorlar. Yestemi'ne'ye baktığımızda nunun nisveden dolayı sükün üzere mebni olduğunu görüyoruz. Yani fiil-i muzari mebnun ale sükün li ittisal bi nunun nisve. Nunun nisve bitiştiği için sükün üzere mebni bir fiil-i muzari. Neresi? Yestemi'ne. En nisa'u yezhebne. Bayanlar ne yaparlar? Yedhebne giderler ya da gidiyorlar. Giderler ya da gidiyorlar. Yedhebne fiili muzari mebnun ale sükun li ittisalihi bi nunun nisve. Nunun nisve bitiştiği için buradaki fiili muzarimiz ne olacak? Sükun üzere mebni olacak. Ela testerihne ya feteyatu. Ey genç kızlar istirahat etseniz ya. İstirahat etseniz ya. Ela testerihne. Burada da yine testarihne'nin nunun isveden dolayı sükün üzere mebni olduğunu görüyoruz. Ve ben yine buradaki ela'nın bir arz edatı olduğunu düşünüyorum. Bir önceki ders, sarf dersimizde paralel olarak sayın hocalarım. Aynı şekilde bir tane daha gelecek şimdi. Ela terhamne, ela terhamne, hezel miskine, bu miskine merhamet etseniz ya, ela terhamne, burada da yine fiili muzarimize nunun isve bitişmiş ve dolayısıyla terhamu olan fiili muzarimiz terhamne şeklinde nunun isve bitişmesinden dolayı ne kazandı Sükün üzere mebnilik kazandı son dört örneği incelediğimizde fiili muzarilerimiz nunun isve bitişti kendilerine ve bu bitişmenin akabinde de biz onların sükün üzere mebni olduğunu görüyoruz her zaman nunun isve ile alakalı hatırlatmaya devam ediyorum Mazi fiil de olsa, muzari fiil de olsa, emir fiil de olsa, nunun isve bitiştiği zaman onu ne yapıyor? Sükun üzere mebni yapıyor. Mutlaka her yerde. Sayın hocalarım. Şimdi el-bahsu bölümümüze bakalım. Bitte emmuli fil ef'alil mudari'ati fil emsiletil erbe'atil ule. İlk dört örnekteki fiil muzariler düşünüldüğünde, necidu, küllen minhe biz onların tamamını buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Muttasilen binuni tevkil yani kendilerine bir teykit nunu bitişmiş halde buluyoruz. İlk dört örnekteki fiil-i muzarilerimiz kendilerine teykit nunu bitişmiş haldeler. Gayre enne hevihin nun ama şunun dışında bunun müşeddedetun ev sakiletun ama şöyle bir fark var yani dört fiilin dördüne de teykit nunu bitişmiş ama aralarında şöyle bir fark var. Bunun şeddeli ev sakiletun veya ağırdır fil fi'leynil uleyin evveleyn. ilk iki fiilde bunun şeddeli ya da ağırdır ve hafifetun fil fi'leynil ahirayni son iki fiilde de bu tekit nunu nedir? Hafiftir sayın hocalar. Yani dördünde de tekit nunu var ama tekit nunları arasında fark var. İlk iki fiildeki tekit nunu ağır tekit nunu diğer tabirle şeddeli. Diğer son ikisindeki tekit nunu ise hafif tekit nunu yani şeddes. Ve izâ teemmelne hâzihil ef'âle bu fiilleri düşündüğümüzde vahiden vahiden tek tek. Şimdi dördünün ortak yanı hepsinde tekit nunu var. Biz bunları tek tek düşündüğümüzde vecednâhe cemî'an hepsini buluruz, meftuhatel evahir, sonları fethalı buluruz. Yani hepsini teker teker diyor, inceleme altına alalım, mercek altına alalım, ağır tevkid nunu bitişmiş de olsa, hafif tevkid nunu bitişmiş de olsa, biz şu gerçeği görebiliyoruz. Nedir o gerçek? Bunların hepsinin sonu nedir? Hepsinin sonu fethalıdır. Ve lev ennene şayet biz edhalnâhe biz bu fiillere alsak, biz bu fiilleri alsak ve girdirsek, biz bu fiilleri alıp girdirsek nereye? Fi bin uhra. Başka terkiplerin içerisine biz bu fiilleri dahil etsek, yani biz bu fiilleri buradaki halleriyle nasıl yazılmışlarsa öyle alacağız, başka cümlelerde kullanacağız. Eğer bunu yapsak, lebakiyet kalır <laughs> evahiruh. Bu fiillerin sonu meftuhaten'den <laughs> aynı şekilde fethalı kalır ve lem değişmez. Bit tegayyuri terakib. Yani terkiplerin değişmesiyle bu fiillerin sonu kesinlikle değişmez. Neden? Çünkü mebniler. Ve ala de bunun üzerine şunu söyleyebiliriz ki tekunu mebniyeten alel fet. Ne olur bu fiiller? Fetha üzere mebni olurlar sayın hocalarım. Yani ha bunları burada kullanmışız. Ha bunları alıp başka cümlelerde kullanmışız. Hiç fark etmez nerede kullanırsak kullanalım biz bunları ne göreceğiz Feta üzere mebni göreceğiz mutlaka wamin zalika na'lemu o zaman biz bundan şunu öğreniyoruz ki ennel mudari fiili muzari yubne alel feth Feta üzere mebni olur in ittasele mubasheraten binunet tevkidet thaqilatan ev hafifatan buradaki mubasheraten bölümü çok önemli yani bu tekit nunu fiili muzariye mübaşir yani canlı canlı yani hemen ona bitişecek ağırı veya hafifi kesinlikle fark etmez sayın hocalarım. Ama önemli olan şu fiil ile tekit nunu arasına bir fasıla kesinlikle girmeyecek mübaşir bir şekilde direkt fiile bitişirse tekit nunu ağırı ya da hafifi fark etmez ne olacak ennel mudari'a yubne alel fethi fiili muzari ne olur fetha üzere mebni olur her yerde geçerli. Şimdi diğer dört örneğe bakalım. وَاِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْاَفْعَالَ نَفْسَهَا Yani bu fiillerin bizzat aynılarını, aynılarını düşündüğümüzde فِلَمْثُلَتِ الْاَرْبَعَةِ الثَانِيَ İkinci dört örnekte bu fiillerin aynılarını düşündüğümüzde zaten fiiller belli bakın. يَسْتَمِعُ fiili, bu fiili, تَسْتَرِيهُ fiili ve terhamu fiili. Fiiller aslında aynı. İşte o yüzden kitap burada nefsehe ibaresini kullanmış. Biz bu fiillerin aynılarını ikinci dört örneğin içerisinde düşündüğümüzde vecenne o fiillerin hepsini buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Muttasilen binunit nisve ya da mutta salen de diyebiliriz. Mutta salen yani meful olarak isim meful olarak bunu kendisine nunun nisve bitişmiş halde onu bu fiilleri ne yapıyoruz? Buluyoruz. İlk 4 örnekte t nunu bitişmiş haldeydi. Son dört örnekte de nunun ise bitişmiş halde buluyoruz. ne buluruz. Ahire kullin minha. O fiillerin hepsinin sonunu sakinen cezimli sakin olarak buluruz. Az önce fetalı bulmuştuk. Ve lev ennena edhalnaha şayet biz bu fiilleri alıp girdirsek yani kullansak ve hiye muttasiletun bi nuni yani bunun kendisine bitişmiş olduğu halde şayet biz buradaki fiili muzarileri alsak ve kendisine bunun bitişmiş halde bunları girdirsek nereye? Fi teraki uhra. Başka terkiplerin içinde biz bunları kullanmış olsak eğer le bakiyet evahiru he sakin eten. Onların sonu ne kalırdı? Sakin olarak kalırdı. La te tegayyaru bi terakib. Yani terkiplerin değişmesiyle değişmeyen sakin bir halde kalırdı. Bu fiili muzarilerin sonları. Ve bi zâlike tekûnu mebniyeten aleyh sükun işte bundan dolayı bu fiili muzariler ne oluyorlar? sükün üzere mebni oluyorlar. Ve min hâzâ Biz bunlardan şunu anlıyoruz ki ennel fi'lel mudari'a yubne ale sükuni fiil muzari sükün üzere mebni olur. Mete kâne muttasilen binunun nisve. Yani kendisine nunun nisve bitiştiğinde kendisine nunun nisve bitiştiğinde ne olur? Fiili muzari sükun üzere mebni olur. Sayın hocalarım. Ve leyse lil mudari'i fiili muzari için yoktur. Fiili muzari için yoktur. Ha lun yubna fiha gayra hatainil Yani fiili muzarinin içerisinde bu iki halden başka bir halde mebni olduğu bir durum yoktur. Yani fiil-i muzari eğer mebni ise, eğer karşımızdaki fiil-i muzari mebni ise bu iki halden birisi olmak zorunda. Ya feta üzere mebnidir o ya da sükun üzere mebnidir. Üçüncü bir seçenek yoktur. Ve fîmâ adâ zâlike bunun dışındaki durumlarda yani fiil-i muzari eğer feta üzere mebni değilse ya da sükun üzere mebni değilse nedir o zaman? Yekûnü mu'ramen o zaman fiil muzari murap olur sayın hocalar. Yani murap olur. Yani ya merfudur ya mansuptur ya da meczumdur anlamına gelir buradaki muraplık. Şimdi konumuzun sonunda iğrap alıştırmalarımız var. Mesela birinci örneğimiz şöyle. La nel hayavane. Yani kesinlikle ne yapma hayvanlara eziyet etme. La la unnahiye burada sükun üzere mebni tuazzibenne fiili muzarimiz var. içinde gizli bir ente faili var. Ve burada fiili muzarimiz nedir? Feta üzere mebnidir. Ağır tekit nunundan dolayı el hayavane bu da neyimiz? Mefulü bihimiz ve fethayla mansup. La tuazzibennel hayavane. ikinci cümlemiz irhamne edduafae. irhamne yani siz cemi bayanlar ne yapın? Zayıflara zayıflara merhamet edin. irhamne Tabii ki bu konumuz şöyle söyleyelim. Şu an yaptığımız irap alıştırmaları daha önceki konularımızda paralel bir alıştırma. Yani fiili mazinin mebniliği, fiili muzarinin mebniliği. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Fiillere, fiillere nunun isve ve tevkit nunu bitişmesi bakımından ortak bir irap alıştırması bu konunun sonunda bizi bekliyor. Dolayısıyla buradaki irham ne bir emir fiil. Yani biz bugün fiili muzarinin mebniliği hakkında konuştuk ama bir önceki dersimiz emir ile alakalıydı. Dolayısıyla burada oradan da alıştırmalar var. İrham ne? Dediğimiz gibi emir fiili ve sükun üzere mebni. Neden? Kendisine nunun isve bitiştiği için. Buradaki nunun isve bizim failimiz. Edduafe'e de mefulü bih ve fethayla mansup olacak. Şimdi diğer alıştırmalarımıza bakalım. Encizennel ve'de. Enciz encizenle bu da bir emir fiil ve feta üzere mebni bir emir fiil. Kendisine tekit nunu bitiştiği için içinde gizli bir ente failimiz var. Normalde bu cümle nasıldı? Enciz enciz el ve'de. Normalde böyle olurdu eğer tekit nunu bitişmeseydi. Ama tekit nunu nasıl ki fiili muzari feta üzere mebni yapıyorsa emir fiili de feta üzere mebni yapıyor. Dolayısıyla encizenne fi'lu emir mebnun alel -fet, Burada ağır bir tekit nunumuz var. Fail gizli bir ente zamiri. El va'de mefulü bi mansubun bil fetha olacak. Bir diğer cümlemiz. La te'atemidenne. La te'atemidne. Daha doğrusu evet. La te'atemidne. Alel hidemi. Siz ne yapmayın işte hizmetlere güvenmeyin. La te'atemidne. Burada nunun ismimiz var. Ve cümlemiz la unnahiye ile başlıyor bir cezmeden edat. Normalde bu işte la te'atemidne dediğimizde bu ne olacak? Sükün üzere mebni olacak ama fi mahalli cezim olacak. Sükün üzere mebni olacak ama fi mahalli cezim olacak. Buradaki ne? Nunun isve bizim failimiz. Ala harfi cer. El de ne olacak? İsmun mecrurun bil kesre olacak. İsmun mecrurun bil kesre olacak sayın hocalarım. Evet, böylelikle bugünkü dersimizde fiili muzarinin mebnilik hallerinden bahsettik. Dediğim gibi ya feta üzere mebni olabilir ya da sükun üzere mebni olabilir. Fiil muzari. Bunun harici eğer karşımıza başka bir seçenekle gelmek isterse mutlaka muğraptır. Eğer muğrapsa da üç seçeneğimiz var. Ya merfudur ya mansuptur ya da meczumdur sayın hocalarım.